Sevgili seyirciler, Allah'ın adıyla başlamak, Allah'ın adıyla işlemek, Allah'ın adıyla her işimizi yapmak. Evet, Bismillah diyerek başlamak. Bugün inşallah Hazreti Osman Efendimizin, Efendimiz'den bize nakletmiş olduğu bir duayı öğreneceğiz. Ve inşallah okumaya çalışacağız. Hazreti Osman Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir kimse sabah ve akşam şu duayı okursa ona hiçbir şey zarar vermez diyor. 3 defa bu duayı okumayı tavsiye ediyor Efendiler Efendisi. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huvessemî'ul alîm. Evet, o Allah'ın adıyla ki yerde göklerde ne varsa hiçbir şey onun adıyla birlikte zarar vermez. O semidir, her şeyi işitir, o alimdir, her şeyi bilir. Evet, bu şekilde dua okumayı sabah 3 defa, akşam da 3 defa okumayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye buyuruyor. Ve neticede hiçbir şeyin ona zarar vermeyeceği müjdesini vermiş oluyor. Bu duayı bize nakleden Hazreti Osman Efendimiz. Ondan da oğlu Eban nakleder. Eban, Hazreti Osman'ın oğlu Eban, 7 sene Medine valiliği yapar. Ve bu duayı öğrettiği, kendisine hadis öğrettiği bir zat, bir gün Eba'nın hafif bir felç geçirmesi karşısında o insan Hazreti Eba'nın yüzüne bakmaya başlar. Hazreti Eban kastını anlar ve der ki, ben bugün bu duayı okumamıştım. Onun için hafif bir felç geçirir Eban Hazretleri. Evet, Hazreti Osman Efendimiz, o ilk Müslümanlardan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la dedeleri itibariyle bir yerde buluşan Hazreti Osman Efendimiz, aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halası Beyza'nın kızı Erva'nın oğludur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman'ı çok seviyordu. O haya abidesiydi. Ve kızı Rukiye'yi, arkasından da Ümmü Gülsüm'ü ona vermek suretiyle Zinnureyn, iki nur sahibi olarak Hazreti Osman anıldı. Hazreti Osman Efendimiz, Efendimiz'den sonra üçüncü halife olarak halifelik vazifesini üstlendi. Zamanında, devrinde pek çok fitneler zuhur etti. Hazreti Osman Efendimiz Kur'an okunurken evinde şehit edildi. Ve onun şehadeti, o damlayan kan da feseyekfike humullah, Allah sana kafidir, Allah sana yeter ayetin üzerine damlıyordu. Evet, Hazreti Osman Efendimiz, Efendimizin çok sevdiği, takdir ettiği bir insan, aynı zamanda servetiyle, imkanıyla da temayüz etmiş bir sahabi. 500 deveyi yüküyle birlikte Allah yolunda verdiği zaman Efendimiz, Osman bundan sonra ne yaparsa ona zarar vermez demiştir. Evet, bu duayı, bu güzel duayı Hazreti Osman Efendimiz bize öğretmiş. Biz de o duayı bir kere daha okuyarak inşallah programımızı bitirelim. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huvessemî'ul alîm. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Her türlü kötülükten, şerden, şerlilerden muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin.